Biz efendim İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Gerçekten Türkiye'de özellikle suyun öneminin son yıllarda daha fazla anlaşıldığı bir sürece ne mutlu ki girdik. Ama sadece tabii ki bunun çok önemlidir su, işte şu kadar suyu tarımda kullanıyoruz, bunu daha iyi yöntemlerle kullanmalıyız. Bunların hepsini konuşacağız, anlatacağız ama bir su bilincinin Türkiye'de oluşması lazım. Bu bilinç sadece akademisyenlerin verdiği bilgilerle olmayacaktır. Özellikle hani suyun çok büyük bir bölümünü, yaklaşık 1/4'ünü kaynaklara göre işte %70 ile %74 arası, hatta 77 diyen de var, değişiyor ama 1/4 diyelim, aklımızda öyle kalsın. Tarımda kullanıyoruz, dolayısıyla üreticimizin ve su, gerçi eleştirenler mutlaka olacaktır ama kontrol edilebilir, edilmesi gereken bir kaynak ve bu kontrol edilebilirliği sağlayan da bir sektör varsa, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü zincirin böyle bir halkasını koparttığınızda şimdiye kadar olduğu gibi hep bir şeyler eksik kalıyor. İşte o eksiklik aslında bizim geleceğimize ket vuran en önemli unsurların başında geliyor. Biz Ege Yıldız sponsorluğunda yapıyoruz bu yayını. Neden böyle olduğunu da anlatacağız ama tabii şunu da net bir şekilde söylemek mümkün. Burada temel amacımız başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm su tüketicilerine, yani hepimize maksimum faydayı sağlayabilmek. Bunu yapabilmek için de örnekler üzerinden gitmek lazım. Ege Yıldız'da örneklerimizden bir tanesi olacak bugün için. Aynı zamanda tabii ki Agro TV'nin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayına geçti arkadaşlarımız. Bizlere buralardan eşlik eden kıymetli dostlarımız da sorularını, görüşlerini, yorumlarını yazabilirler. WebAgron işbirliğiyle de yayınımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Efendim sözü fazla uzatmayalım. Çok kıymetli misafirlerim sağ olsun benimle birlikteler. Hemen bir tanıtım yapayım. Sonra çok önemli gördüğümüz, çok da ciddi de bir hazırlık yaptık. Bunları böyle parça parça bize ayrılan şöyle bir saat içerisinde sizlere sunmaya gayret gösterelim efendim. Hemen kendi solumdan başlıyorum. Rejimiz içinde, İstanbul içinde rahatlık olsun. Sayın Türkan Elisev İçer bizlerle birlikte efendim. Kendisi, yani benim en önemsediğim sıfat ziraat mühendisi olması. Biraz o kimliğine çok soru soracağım. Aynı zamanda Masar Zorlu Holding Genel Müdür Yardımcısı, şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Son dönemde yine çok gündeme gelen, sadece Ankara'dan yönetilebilir bir şey değildir su. Bu ortaya çıktı. Hatta az sonra gündeme getireceğim, geçtiğimiz ay toplanan Su Şurası'nın sonuç bildirgesinin ikinci maddesinde özellikle yerel yönetimlere, belediyelere vurgu yapılıyordu. Hem içme suyu, hem kullanma suyu kullanımı, atık su, bunların yeniden temizlenip başta tarım olmak üzere kullanılması noktasında çok kıymetli tavsiyelerini alacağımız bir değerli isim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSSU Makine Mühendisi Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürü Sayın Ozan Ohan bizlerle birlikte. Şeref verdiniz Ozan Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi kim kimin ev sahibi diye sormuştuk değil mi kendi aramızda yayından önce? Sayın Sibel Sinem Zorlu bizlerle birlikte. Kendisi çevre mühendisi. Ben bugün çok şanslıyım. Ziraatçı var, çevreci var. Özellikle kaçak çok konuşacağız. Bu işin uzmanı var. Sibel Hanım, Masar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin de Başkan Yardımcısı. Sibel Hanım, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sağ olun. Efendim bir konuğumuz daha olacak. Çok değerli bir hocamız, doçent doktor Cenk Küçükyumuk, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi. Biraz sonra o da bizlerle birlikte olacak. Şimdi efendim, açılışta arz etmeye çalıştım. Belki televizyonların, Agro TV, WebAgro'nun sayfalarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Biz sabah 9'dan beri, gerçi her gün konuşmalıyız artık bu son yaşadığımız süreçle birlikte ama hep suyu konuşuyoruz, konuşmakta zorundayız. Çünkü az sonra ben, belki sizler de vereceksiniz, ben de naçizane birkaç hazırlık yaptım. Ama hiç böyle sözü uzatmadan Türkiye'nin bu su yönetim politikasıyla, özellikle ben biraz da eleştirel yaklaşmayı da severim. Çünkü gazetecilik biraz da bunu gerektirir. Bir su kıtlığına doğru gittiği aşikar. Bu bir, bence. İkincisi, ikinci tespitte bunu tersine çevirebiliriz. Şu anda
Ankara'da özellikle kamu otoritesi belediyelerle ne kadar işbirliği yapıyorlar bilmiyorum. Onu çok değerli Ozan Bey'e soracağım az sonra ama bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Türkiye'de ilk defa Su Şurası toplandı. Çok önemli kararlar alındı. Ha bunların uygulamaya geçilmesi noktasında bizi çok uzun da bir zaman dilimimiz yok ne yazık ki. Çok hızlı olmak zorundayız çünkü bir yandan iklim değişikliği ve etkileri, bir yandan taahhüt verdiğimiz yeşil mutabakat gibi resmen bir külliyat var önümüzde. Biz uygun görürseniz şöyle başlayalım. Çok çok kısa kısa değerlendirmelerle. Hepimizin ilgi alanına girdiği konuda ve en başta tarım tabii ki. Biz nerede yanlış yaptık? Biraz bunları tespit edelim. Ondan sonra bu işin doğrusunu buradaki teknolojilerin de ne olduğunu anlatarak bir ortaya koymaya çalışalım. Ama şimdi dedik ya biz asıl burada Ege Yıldız'ın misafiriyiz. Bu nedenle müsaade ederseniz ben Sibel Hanım'dan bir başlamak istiyorum. Sibel Hanım, size göre biz şimdiye kadar nerede yanlış yaptık su yönetimi ve kullanımı noktasında? Buyurun efendim. Selamlar. Merhabalar. Bana bakarak rica ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Öncelikle İzmir'e hoş geldiniz. Tüm izleyicilere de selamlar İzmir'den. Bugün Ege Yıldız üretim tesislerinde İzmir Çiğli'de bulunmaktayız. Dünya Su Günü'nü kutluyorum hepimizin. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben size şöyle bir çarpıcı örnekle aslında ben başlamak istiyorum. Suyun önemi şüphesiz, yani su ab-ı hayat, hani bizim coğrafyamız, topraklarımızdaki en önemli söz ab-ı hayat, su hayattır. Bunun önemi şüphesizdir. Bunu sizler de her gün vurguluyoruz. Sabahtan beri Agro TV'de vurguluyor. Ama şunu bir toplantıda dinlemiştim. Şöyle, bu iklim değişikliklerinden dolayı ve küresel ısınmadan dolayı dünya gelirinin %20'sinin kaybolacağı düşünülüyor. Ve biz bugün eğer bir çalışmaya başlarsak, şu anda sıfırdan bugün başladık. Geçmişi unutuyorum. Bugün çalışmaya başlarsak bu küresel ısınma ve su kaybını önleyebilmek için dünya gelirinin %2'sini harcamamız gerekiyor. İleride kaybedeceğimiz %20, bugünkü harcayacağımız %2'yi göz önüne baktığımızda %18'lik bir kazanç aslında. Kazanç. Aslında bir de Sibel Hanım, bu hani şimdi çalışmaya başlarsak dediniz ya, bu çalışmanın da hani şimdiye kadar yaptığımız gibi küçük yerel projeler, şirket firma bazlı ya da bölge bazlı önlemler değil. Yani topyekün bir çalışmaya başlarsak ancak bu sonuçlara ulaşacağız, değil mi? Elbette bu noktadan sonra her adım bir kazanç, bir kar olarak bize geri dönecek. Yani bunu maddi anlamda söylemiyorum, gelecek sürdürülebilirlik ve süreklilik anlamında söylüyorum. Bizim önümüzde tabii ki siz de bahsettiniz, yeşil mutabakat, iklim değişiklikleri ve özellikle 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. Bugün de zaten 6. hedef çerçevesinde toplanıyoruz. Evet. Temiz su ve sanitasyon ve 17. hedeften bahsediyoruz, ortak işbirliklerinden. Söylediğiniz gibi bütün dünya ve dünya vatandaşları, biz bu hedefe kilitlenmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi baktığınızda ben özellikle biraz içilebilir sulardan bahsedeceğim. Dünyamızın %97'si, yani dünyanın %70'i suyla kaplı, %97'sini bunun tuzlusu, %3'ü tatlı su kaynakları ve biz bunun yalnızca %1/3'üne ulaşabiliyoruz. %1 gibi bir rakama ulaşabiliyoruz ve bu kadar kıt bir kaynağı çok doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber nüfus çok hızlı artıyor. İklim değişikliği ve kuraklık çok hızlı geliyor. Göçlerin de etkisini göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki dönemde temiz suya ihtiyaç %55 daha çok artacaktır. %55 daha çok artacak. Evet. Bakın, bu çok çarpıcı bir tespit. Evet, yani dünya nüfusunda 2050'ye kadar 3 milyar daha artması beklendiğinde %55 az bile kalacaktır. Ama bu günümüz itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de 2 milyar insan şu anda kirli su ile hayatını idame ettiriyor. Bu 2 milyar insan dediğimiz, izleyicilerimizin aklında efendim daha net kalsın diye söylüyorum Sibel Hanım, dünya nüfusunun 1/3'ünden biraz daha az. Bu kadar yüksek bir nüfus.
ne yazık ki bu suya ulaşamıyor. Yani o yüzden evet. Biz Türkiye'de kendimizi şanslı saymamız gereken ülkelerden aynen biri öyle. Olarak değerlendiriyoruz. Şu tartışma çok yapılır efendim. İşte siz de bilirsiniz. İşte 1000 metreküpün altında bir su kullanımı varsa, tatlı su kaynakları için kullanıyorum, su fakiri olunuyor diye. Türkiye'de 1300 küsür metreküp gibi bir rakam var. Ama böyle gidersek en azından az önce söylediğim gibi şu su şurasının sonuçlarını hemen uygulamaya geçirmezsek biz sanırım su fakiri olmaya doğru gidiyoruz. Ne dersiniz? Yani sizin bu vermiş olduğunuz verilere katılıyoruz biz de. İlk önce elimizdeki olan kaynağı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Evlerimize attığımız bir pil, bir ton su ve 100 metrekare bir toprak kirliliği demek demek oluyor. Bu konu bizi biraz da şeye götürdü. Su ayak izine doğru götürdü. Onu da konuşalım. Güzel bir noktaya da temas ettiniz. Hem bireyin hem toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi, buradaki paradigmanın değişmesi sizin de altını çizdiğiniz üzere çok çok önemli bir konu. Elimizdekini doğru değerlendireceğiz ve yeni ve farklı yani biz sanayi şirketi olarak, çiftçiler olarak doğru bir prosese, verimli proseslere doğru gitmemiz gerekiyor. Bu döngüsel ekonominin içerisinde de baktığımız zaman kullandığımız suyu tekrardan geri döndürerekten, tekrardan kazandıraraktan suyu bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki, aslında sorum hani neyi yanlış yaptık idi ama çok güzel açıkladınız Sibel Hanım. Şimdiye kadar hani sanayide de tarımda da bütün üretim proseslerini, yani üretim aşamalarını diyeyim en basit dille, bütün işlemleri artık kullanacağımız suyun miktarına göre yapmalıyız. Yani önceliğimiz bir şey üretirken, bu boru da olabilir, bir belediye yerel hizmet de olabilir, içme suyu sağlama da olabilir, tarımsal sulama da. Ne yaparsak yapalım, ne üretirsek üretelim, önce ne kadar su gidecek ve bu su kullanımını azaltmak için ben neler yapmalıyım sorusu artık odağımızda olmalı. Tamam, şimdi diyeceksiniz ki sizler sanayi, belediyelerin de girdileri var, sanayicilerin de. Girdiler çok arttı, her şekilde üretim imkanları, eskisi kadar gelişme ortamı ne yazık ki bulamıyor. Tamam, teknoloji çok gelişiyor, onu da konuşacağız ama sonuçta ciddi bir maliyet yükü üstümüzde. Ama tüm bunları artık ikinci planda bırakmamız ve birinci sıraya su ve sürdürülebilirliği almak zorundayız. Benim çıkardığım sonuç bu. Katılıyorsanız ne mutlu bana ve izleyicimize. Elbette hem işletmeler olsun, ev halkı olsun, artık herkes karbon ayak izini ölçmeye başladı. Bugün marketten gidip aldığımız ürünlerin üzerinde bile bir ürün üretilirken ne kadar su kullanılmış bunu bile izleyebildiğimiz, karbon ayak izlerini izlediğimiz müthiş bilinçli bir aslında arkadan nesil geliyor. Bugün sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde doğrusu genç nesil, aşağıdan gelenler bizi doğru bir tüketime doğru da itiyor. İtekliyor. Bu hedef çerçevesinde ilerliyoruz. Şimdi devam edeceğiz, merak etmeyin. Ana sorun tespitlerini aldık. O kadar büyük sorunlar yaşıyoruz ki su kullanımında ve az önce söylediğimiz gibi 4-3 oranında tarımda kullanıyoruz. Buna rağmen belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. İkinci sırada belediyelerin içme suyu sistemleri geldi. Benim de çok ilgimi çekti. Yani şunu düşündüm. Bir, demek ki bu sorun çok büyük bir sorun ki hemen şuranın sonuç bildirgesinin ikinci kısmına ya da belki hani siyaseten mi ikinci sıraya yazıldı onu bile düşünmedim değil. Sizin tam uzmanlık alanınız bu aslında. O şura raporunda ilk önce bir veriye belki İzmir özelinde size sormak isterim. Diyor ki Türkiye genelinde belediyelerin içme suyu sistemlerinde %35 kaçak var. Planımız, hedefimiz nedir kısmına da yazmışlar ki bunu %25'e indirmek. Türkiye geneli için düşündüğümüzde hani İzmir örneğinden de yola çıkarak bu kadar büyük bir kayıp var mı gerçekten efendim? Ya evet, biz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2019 tarihi 30.874 sayılı yayınlamış olduğu içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıpların kontrolü yönetmeliğinde şöyle hükmeder. Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028'e kadar ise %25 seviyelerine çekmekle yükümlüdür. Bu demek oluyor ki kayıp olanlarımızı düşürüp
boşa harcanan su miktarını ortadan kaldırmak. Hükümetin çalışması. Şey, kayıp miktarı doğru yani. Biz bakan içme suyu siz Türkiye genelinde %35'lik yani 3'te 1'lik bir kayıp kaçak var yani. Bu evet bakanlığın bildirdiği verileri doğru olduğunu kabul ederse. İzmir'de aynı şeyi gösteriyor efendim. İzmir için şöyle biz İzmir aslında üst seviyelerdeyiz hatta en üstteyiz diyebilirim çok rahatla. Bizim verilerimize göre. Şimdi bakanlığın 35 verisi 2020 yılı için verilen bir değer. Bizim 2020 yılında idaremize ait su kayıp oranları fiziki olarak %27.45 civarlarında. Yani bu demek oluyor ki 2020, hedef 2028. Yani biz 8 yıl öncesinden yaklaşık 2.45 puan bu hedefe yaklaşmış bulunmaktayız. Yani siz bu hedefe çok rahat ulaşırsınız çok, diğer yerel yönetimlere çok, evet, evet. Göre. Bu tabii ciddi de bir yatırım gerektirecektir mutlaka. Muhakkak. Oran ne kadar az olursa olsun. Ben seviyenizi de öğrendim. Mutlu da oldum tabii İzmirliler adına. Teşekkür ederim. Peki şunu sormak istiyorum efendim. Bunu da sadece İzmir özelinde de anlatmak zorunda değilsiniz. Yani bu kadar suyun önemini konuştuğumuz bir günde bu %35 kaçak oranına şimdiye kadar niye göz yumulmuş arkadaş? Yani mutlaka bunun bir gerekçesinin olması lazım. Yani yatırım mı yapılmamış, önemsenmemiş mi, başka bilmediğim teknik bir gerekçesi mi var? Şimdi diğer yerel yönetimler adına konuşmak pek doğru olmaz ama tabii ki de büyük yatırımlar gerektiren altyapı olsun, işte bunun SCADA ayağı var, uzaktan izleme kontrol sistemleri var. Bunlar büyük yazılımlar ve lisanslar gerektiren işler aslında. Pardon. Estağfurullah. Para yokmuş yani Ozan Bey. Evet yani özelde bakarsanız. Güzel yapmamışlar açıkçası yani. Benim düşüncem de aslında öyle olabilir. Bundan sonra işte o zamanı da harcamadıkları parayı çatır çatır harcamakta zorundalar. Doğru mu yanlışım varsa bu programda sunucuyu bozmak serbest. Rahatlıkla bozabilirsiniz. Mecbur kalacağız diye düşünüyorum ileriki senelerde. Hayır evet, bir de şöyle de bir şey yok mu efendim? Siz buna kaynak ayırmamak için dilenseniz bile artık az önce de Sibel Hanım'ın söylediği gibi altına imza koyduğunuz, taahhüt verdiğiniz uluslararası anlaşmalar zaten sizi buna mecbur bırakacak. Kesinlikle. Artık mecbur yapmak zorundayız. Devam edeceğiz. Cenk Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizin gıyabınızda sizi anons etmiştim ben. Ama tekrarlayayım. İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cenk Küçükyumuk bizlerle birlikte başka bir programdan yetişti. Ayağının tozuyla geldi. Şeref verdiniz hocam. Teşekkür ederim. Sizi bir soluklandırayım ben. Bir rahatlayın sonra en son size söz vereyim. Olur teşekkür mu? Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Daha devam edeceğiz Ozan Bey. Ben şimdi takdim ederken de söylemiştim Türkan Hanım için en sevdiğim o hani cik sıfatları bir kenara bırakamış. Ziraat mühendisi kimliği benim çok hoşuma gitti diye. Neden? Çünkü tarımda kullandığımız su oranı belli. Arkadaşlarım sabah 9'dan beri bütün rakamları böyle didiş didiş ettiler. Ben o yüzden tekrarlamayacağım. 4'te 3 diyelim aklımızda kalsın. Ama şimdi su kaynaklarının 4'te 3'ünü tarımda kullanıyoruz da onun da 4'te 3'ünü çok verimsiz yöntemlerle kullanıyoruz ne yazık ki. Az önce çok değerli Sibel Hanım'a sorduğum soruyu tarım için size tekrarlayayım efendim. İlk turşu olsun. Biz şimdiye kadar nerede ve niye yanlış yaptık? Mikrofonu alabilir miyiz efendim? Şimdi sektöre ilk başladığım yıllarda başlangıç sebebim sulamayla ilgiliydi. Sulama mühendisi olarak başladım. Aslında o günde bizim tarımsal alanlardaki vurgulamaya çalıştığımız olay şuydu. Suyun doğru kullanımı, bitkinin ihtiyacı kadar suyu kullanma. Ve tabii ben burada çok şanslı bir ziraat mühendisiydim. İşin başlangıcında doğru adreste işe başladım. Gerçekten suyun doğru kullanımıyla ilgili projelendirme ve sulama projeleriyle ilgili gerçekten sektörde öncü bir firmada işe başlama şansım oldu. Biz nerede yanlış yaptık? Aslında biz biraz işin kolayını seçmekte yanlış yaptık. Salma sulama gerçekten tarımsal alanlarda uygulaması çok kolay bir sulama yöntemi. Yani bir anlamda çok özür diliyorum. Kelimenin ilk anlamını düşünürsek sal gitsin. Aynen öyle. Hatta artık son yıllarda şöyle de bir deyim oluştu. Vahşi sulama. Evet. Tabii bir sulama sistemini arazide uygulamaya koyduğumuzda şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Tabii bir ekonomik maliyeti var.
Ve daha sonrasında da takip edilmesi gereken bir düzenleme var. Biz biraz bunlardan kaçındık. Bunları biraz görmezden geldik. Hatta yani yağmur sularının yetersiz kaldığı bölgelerde bitkiye zarar verdik. Fazla sulama yaparak. O yüzden biz bazı detayları görmekten kaçtığımız için bugün bu hale geldik diyebilirim. Yani su aktı, Türk baktı mı şimdi? Aynen öyle oldu. Açıkçası. Aynen öyle oldu. Bakmaya da devam ediyoruz aslında pek çok yerde. İnşallah bugünün öneminin ardından biz bu süreci devam ettiririz. Bu sorumluluğu da devam ettiririz. Yıllardır devam ettirdiğimiz gibi bu bilinci her alanda geliştirmeye ve devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Evet, evet. Şimdi ben hep şunu düşündüm. Son zamanlarda az önce sağ olsun Sibel Hanım da söz etti. İşte iklim değişikliğinin etkileri, yeşil mutabakat. Yani biraz böyle uluslararası zorlamalar olmasa, çok basit cümleler kullanmaya çalışıyorum. Zorlamalar olmasa daha aslında aklımızın başımıza geleceği de yokmuş. Allah'tan da öyle olmuş. Ne diyelim, zararın neresinden dönersek kârdır değil mi? Ne dersiniz hocam? Yani şu ana kadar benim de biraz zorlamamla biz karamsar bir tablo çizdik aslında konuklarımızla. Bilmiyorum yanlış mı yaptık ama biraz hani bizi toparlar mısınız akademisyen kimliğinizle? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Karamsar tablo çizmek şöyle, aslında bunun masaya yatırması lazım. Belki yıllardır yapılamayan şey bu. Yani biz sulamada ne yapıyoruz, ne yapıyorduk, şu an ne yapıyoruz ve nereye gideceğiz? Bunun bir vizyonu çizmesi gerekiyor. Niye hep tarımda sulama öne çıkıyor? Çünkü en çok su kaybının olduğu sektör ve hala da maalesef durum öyle. Bununla ilgili ciddi önlemler alınması lazım. Mesela bu sene yağışlı geçti. Ben yağışlı geçen yılları şu açıdan çok tasvip etmiyorum. Barajlar dolunca bize bir rahatlama geliyor ve biz her şeyi unutuyoruz. Değil mi? Ne zaman kurak geçti ama susuzluk şöyle bir şey. Kapıya geldiği zaman bunun bir çaresi yok. Bir de kıymetli hocam çok özür diliyorum. İlla da büyük şehirlerin barajı dolacak. Onlar doldu mu tamam, rahatız. Evet. Şimdi çok değerli sizler gibi akademisyenlerin son dönemdeki açıklamaları gazetelerde, internet sitelerinde şu kadar yer alıyor. Bu kadar yağdı tamam, geçtiğimiz yıla oranla %37 oranında daha fazla Türkiye yağış almış. Buna da eyvallah, bırakmayın hocam. Şimdi atacağım topu size, merak etmeyin. Ama hocalar diyor ki ya arkadaş, bu şimdiye kadar yani dibine darıyı ektiğimiz yeraltı sularını anca besliyor. Toprağın üstünde bir şey yok. O kadar da umut var olmayın diyorlar ama bu dediğim gibi şu kadar yer alıyor ve kimsenin de dikkatini çekmiyor. O yüzden siz bize çok lazımsınız. Şimdi sulamada tabii önceki bu sulamada öncü kurumlardan bir tanesinde bu programı yaptığım için bizim için güzel sürekli örnek vereceğiz. Basınç sulama sistemi, damla sulamaya, rakamlarla oynamayı biraz fazla seviyoruz. Ben de işin içinden gelen birisi olarak söyleyeyim. Sürekli basınç sulama rakamları artıyor. Evet, bunlar rakam olarak artıyor ama arazi indiğimiz zaman şu an damla sulamada özellikle ben vahşi sulama kelimesini yerine kontrol sulama kelimesini daha uygun buluyorum. Şu an damla sulamada bizim birebir kendi gözlemlerinden başlayarak söyleyeyim ki bir dönem FAO'nun Türkiye sulama danışmanlığı da yaptım. Sulamayı biz su yönetimine çevirmediğim sürece herhangi bir başarı sağlamamız mümkün değil. Spotu aktı hocam. Sulamayı su yönetimine çevireceğiz. İstanbul yaz bunu. Biz suyu yönetemiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Damla sulamaya geçiş şu anlamda üretici tarafından şöyle anlaşılıyor. Biraz empati kurmak lazım. Daha önce kürekle, belle sulama yapıyorduk. İşte karık düzeltiyorduk. Set yapıyorduk. Şimdi pompayı çalışıp vanayı açıyorum. Kahvede keyfime bakıyorum. Suyu yönettiğimiz zaman ancak biz bir şeyler konuşuyor olabiliriz. Yani rakamların, bu sulama sistemlerin kullanım oranının evet artması çok güzel. Bakanlık 2006 yılından itibaren desteklemesi güzel. Çünkü bu sistemlerin en büyük dezavantajı ilk kurulum maliyeti yüksek. Ama bundan sonrası işte daha önemli hale geliyor. Yani bir şey sistemi aldınız, onu nasıl kullanıyoruz? Biz şu an suyu yönetiyor konumda tarımsal arazilerde maalesef değiliz. Bir de kıymetli hocam, az önce tabii sözü yerel yönetimlere atmak için Ozan Bey'e Su Şurası'nın ikinci maddesinden başladım. Siz teşrif ettiniz, şimdi birinci maddeye geçiyorum. Ben bunu ilk okuduğumda ya eyvah dedim. Aynen okuyorum efendim çünkü devletin resmi belgesi, hata yapmayayım, aman diyeyim. Su verimliliği strateji belgesi hazırlanacak. Havza bazlı su verimliliği eylem planı hazırlanacak. Daha hazırlanacak, bakın. Su verimliliği strateji belgesi.
İzleyicimiz yazmış, tam memlekette diyor 10 yıldır su kanunu konuşuluyor, daha hala çıkacak edecek. Neyin geç kalmasıdır bu? Yani bunun artık diyor, yani savaşlara neden olduğunu görülmüyor mu? Siz de çok iyi bilirsiniz. Ya bu memlekette GAP'a ilk kazma ne zaman vuruldu, GAP projesine? Ortada ondan sonra karışmadı mı? Yani bu iş bu kadar büyük bir iş. Biz hala strateji belgesi hazırlayacağız. Havza bazlı bilmem ne eylem planı. Bütün işte bütüncül yaklaşımla su kanunu yapacağız gibi böyle süslü süslü cümlelerle şey yapıyoruz. Sonuç raporu açıklıyoruz ama ne zaman faaliyete geçeceğiz? Çok mu yine çok eleştirdim bilmiyorum ki. Yok, şimdi eleştirmek mutlaka lazım. Sonuçta biz bu aynı ülkede yaşıyoruz ve sorun varsa aslında hepimizin elini taşın altına sokması gerekiyor. Sektör farkı gözetmek için. Çünkü su aslında her sektörde kullanılıyor. Tarımda göze batması daha çok tarımda kullanılıyor. Dünyada aşağı yukarı aynı oranda. Biz bunun için acaba kanunları mı beklemeliyiz, bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani öbür açıdan bakmak lazım. Ben şimdi su sevdalısı bir insanız. Türk Hanım'ın hep gurur diyorum biz. Daha sonra mezun olduk. O bizim üstlerimizden ve öncülerimizden takip ediyoruz. Ben çiftçilik yapan bir nokta konuşuyorum. Gerçekten arazide biz ya bunlar için bir üretici zaten bu kanunları falan çok bilmez, takip de etmez. Bizi bunu bilince yerleştirmemiz gerekiyor. Yani şu an basın sulama sistemleri açık konuşayım. Piyasada bilen bir olarak konuşuyorum. Sistem satma üzerine yerleştirilmiş maalesef. Siz o suyu kök bölgesinde tutmadığınız zaman, ki maalesef tutamıyoruz. Yani sulama programları, ben size birçok örnek verebilirim. Pompayı açıyor, kahveye gidiyor, biraz vakit geçip geliyor. Konya Ovası'nda, ben Konya Havzası'nda uzun yıllar FAO danışmanlığı yaptım. Orada sürekli bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bir dekar bir saat sulanıyor. 40 dekar. Ben damla sulamanın havuz şeklinde su tutulduğunu gördüm ve şaşırdım. Burada karuk sulama yapılıyor. Hayır, damla sulama. Su taşmıştı bir arazi. Bir de öğlen 12.1'de değil mi? Buharlaşmanın en yüksek olduğu zamanlarda sulama yapıyoruz. Onu artık geçiyoruz. Sulama programı. Çünkü bu sistemler ilk anlatılırken şu anlatıldı. Ya artık rahat edeceksiniz. Su akacak. Siz keyfinize bakacaksınız. Sistemin gerektiği üretici aktarmazsanız, üretince çok doğru hareketler yapmasını beklemeyiz aslında. Biraz empati kurmuyoruz çoğu zaman. Netice itibariyle aslında çok güzel şeyler yapılıyor ülkede. Biz bütüncül kavramı, mesela sizin bu programınız gibi oluşumlarda bir araya gelip farklı sektörlerden görüşlerini paylaşırsak bunu ben daha araziye yansıyacağını umuyorum. Ve yeni açılacak yerlerde bunun altyapısının, mesela GAP'ta yapılan hatalar yapamaması gibi, çünkü GAP'ta şu an tuzlukla ilgili 100 bin hektar üzerinde alan sıkıntılı. Bu alan açılmadan önce eğitimler verilip bu sistemin gerekliliği şudur. Herkes damla sulama kullanmak zorunda değil. Anlatmanız lazım. Ne işe yaradığını, ondan sonra bu sistemleri sokmak lazım. Veya yağmurlama sulama, basın sulama sistemlerini. Destek olarak güzel şeyler yapılıyor maddi anlamda ama araziye biz çok güzel suyu getiriyoruz. Barajlarımız, göletlerimiz, kapalı sulama sistemleri ama son kullanıcı diye tabir ettim benim üreticiyi. Orada bizim iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İşi ona bırakmamız, suçu ona atmamamız gerekiyor. Yani suyun oraya gitmesi de yetmiyor. O suyu nasıl doğru kullanacağını da öğretmek. Kesinlikle. Şimdi, kesinlikle. Şunu da vurgulamak lazım. Hani her iki tarafa da bakacağız eşit oranda. Son dönemde bu modern diyebileceğimiz sulama yöntemlerine devletin verdiği destekler artmaya başladı. Hatta kapsamı da genişledi. Verilen destekler de genişledi. Ama burada eğitim çalışmaları, tabii her ülkede tarımsal eğitim ve eğitim çalışmalarının farklı kurumların eşgüdümü içerisinde geçtiğini biliyoruz. İşte Amerika'da daha çok üniversiteler hakimdir bu işe. Evet. Avrupa'ya baktığımız zaman karba bir sistem. Ama Türkiye'de de sanırım kamunun bu eğitim yayım çalışmalarındaki eksikliğini biraz özel sektöründe kapatması gerekiyor. Yani sonuçta bu işten en fazla parayı kazanacak olan, hani genel anlamda söylüyorum, yani bütçe anlamında özel sektör, evet, olduğu için az önce söylediğiniz eksikliği birazcık da özel sektörün kapatması lazım. Müsaadeniz olursa ben Sibel Hanım'a bu konuda bir söz vermek istiyorum. Şimdi bakın, çok güzel bir dekor hazırlamışsınız bize. Ben buraya ilk girdiğimde dedim ki yani stüdyo kurmuşlar, ne kadar güzel. İlay Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ama amaç şurada gördüğümüz sistemleri ne olursa olsun üreticiye satmak olmamalı diyor hocam. Bu mantığı, bu felsefeyi biraz anlatmanızı rica ediyorum. En azından kendi firmanız açısından. Bilmiyorum derdimi, meramımı anlatabildim mi? Çok güzel anlattınız. Estağfurullah. Bizler Ege Yıldız olarak 63 yıldır suya yön veren öncü kuruluş olarak zaten bir sloganımız var. Ziraat bizim şirketimiz için de bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de tarımın desteklenmesiyle beraber ve sulama sistemlerinin geliştirilmesiyle beraber
bizim ailemizin ve şirketin sanayiye girişi de bu şekilde olmuştur. O yüzden bizler küçüklüğümüzden beri sahada, tarlada gezerken hep boşa akan sular bizim için bir üzüntü kaynağıdır. İlk önce onu söylemek isterim. Cenk Bey de çok güzel ifade etti. Her şeyin başı cidden eğitim. O yüzden bizim bu seneki sloganımız, yalnız 2022 özelinde ki sloganımız şu: su sorumluluktur, bizler de sorumluyuz. Ama bu sorumluluk hayat boyu süren bir sorumluluk. Şöyle, bizim burada eğitim sisteminde daha ilkokul, ilk öğretimde bunun aslında bu biz doneyi işleyebilirsek ve daha sonrasında hayatımızın ilerleyen safhalarında da hem mesleklerimizde hem çalıştığımız yerlerde hem gündelik hayatımızda bunu uyguladığımız zaman kendinden gelişen bir artık yani bir artık dürtüye dönüşmüş olacaktır diye düşünüyorum. Bizler bu konuda hem tüketiciyi eğitebilmek adına bir sürü eğitim seminerleri düzenliyoruz. Türkan Hanım aktaracaktır zaten. Nihai tüketici bazında, çiftçiler bazında hem sahada hem de dışarıda belirli eğitimler veriyoruz. Bunlar yalnız malzeme eğitimi değil. Cenk Bey çok güzel söyledi. Bütünsel bakmak gerekiyor bir işe. Evet. Yani bir ürün, yani bugün en önemli sorunlardan bir tanesi de gıda sürekliliği diyoruz. O gıdanın yetişmesindeki en önemli girdi zaten kendi tohumundansa su ayrıca. Bu aslında bütün ekosistemi etkileyen bir noktada. O yüzden ben ilerleyen dönemde de aktarırım biraz. Bir noktada daha umutlusunuz bizden. Konu bütünlüğünü kopmaması açısından ben burada hemen Türkan Hanım'a bir söz vermek istiyorum. Takip etmişsinizdir muhakkak efendim. Şu anda çiftçimizin tek gündemi, yani su konusundaki tek gündemi, geçtiğimiz yılla bu yıl arasında isterse kendi sulama yapsın, işte elektrik maliyeti, isterse sulama birliğinden su alsın, ama ortalama %23 sulamanın birim başına maliyeti arttı. Şimdi ben az önce dedim ya, işte bu modern sulama sistemlerine destekler arttı, çok güzel falan, ama çiftçi diyor ki ya kardeşim, ben zaten maliyetleri karşılayamıyorum. Bir de üstüne bu yatırımı yapacağım. Ve siz bana uzun soluklu bir geri dönüşümden bahsediyorsunuz. O zaman bunu şuraya bağlamak bence yerinde olur. Yani ilk önce tarımda üreticimizin en azından temel bir refah payını, bir karını sağladıktan sonra mı aslında biz bu sistemlerin yaygınlaştırılması için biraz uğraşmalıyız? Mikrofonu rica edeyim. Estağfurullah. Çünkü inanın yazıyorlar. Yani abi diyor resmen, sen sulama maliyetlerindeki artışı biliyor musun da böyle tabii konuşuyorsun? Tabii ki, tabii ki. Haklı üreticimiz. Çok çok haklılar. Buyurun efendim. Şöyle söyleyebiliriz. Evet, aslında önce gerçekten çiftçimizin, köylümüzün refah düzeyini düzeltmemiz gerekiyor. Ki onları buna teşvik etmemiz biraz daha kolay olsun. Çünkü sadece bizim sulama sistemi vermemizde köylü bir takım şeyleri düzeltemiyor. Şimdi bunun yanında sadece sulama sistemlerine de zam gelmedi. Ya da elektriğe de zam gelmedi. Gübre, ilaçlama, her türlü mazotu aldı, aynen, tohum mu, evet. Her türlü alanda inanılmaz fiyatlarda artış var. Her ne kadar bir proje yapmada aldıkları destek onların işine yarasa da, işin başından sonuna kadar biraz önce arkadaşımın, meslektaşımın bahsettiği gibi bir sulama, bir tarımsal yönetime dönmeli aslında bu. Bir tarım reformu haline gelmeli. Yani öncelikle gerçekten o çiftçinin bütün faaliyetlerini gerçekleştireceği alanlara destek sağlanmalı. Sadece belli konularla ilgili değil. Sonunda da onun bunu yeniden bir kazanca döndürebilmesiyle ilgili sürecin çok iyi ayarlanması gerekiyor tabii ki. Yani şimdi önümüze dönüp baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Bütün çiftçilerimiz, bütün köylülerimiz borç batağı içinde. Kimse yeniden ekim dikim yapmak istemiyor ve bunun sonucunda da pandemiden sonra dolayı yeniden dönüş yaptığımız tarımda
beklentilerimizin karşılanmadığını görüyoruz ve karşılanamayacağını da görüyoruz. Her geçen gün bu tablo daha karamsar hale geliyor. Siz istediğiniz kadar karamsar bir tabloda açtığınızı düşünün ama gerçekten tablomuz bu. Bu sadece su yönetiminde değil, her alanda mevcut. Mevcut. Şimdi efendim, sizlerin yaşadığı zorluklar karşısında biliyorum ki bizimkine ki ama en azından naçizane paylaşmama izin veriniz. Ben burada işte modern sulama sistemlerinin yararlarını, son dönemde yaşadığımız bu dijital dönüşümün bu sistemleri etkilerini falan hani sizlerle aslında böyle gündemlerle toplanmamız lazım gerektiğini hissediyorum. Ama bunu yapamayınca da ben de gerçekten son derece üzülüyorum ama uygun görürseniz bir sonraki turda geleceğimiz adına işin içerisine dijital tarımı da sokarak birkaç cümle söyleyelim. Şimdi damla sulama, modern sulama sistemleri dedik Ozan Bey. Tabii bu içme suyu şebekeleri içerisinde sanırım az önce kayıp kaçak ve İzmir'i bu konudaki Türkiye'ye göre iyi durumundan bahsettik. Bu malzeme kalitesinin orada da bir önemi var. Bunu da atlamayalım lütfen diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi kesinlikle katılıyorum. Malzeme kalitesi bizim için zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bu şöyle, altyapıdaki boru ömürleriyle alakalı ben en önemli faktör olarak bunu düşünüyorum. Ben hatta bunlara yaşlı şebekeler diyorum. Bu Türkiye'de dünya genelinde de yani bugün Amerika'ya da baktığınız altyapısında belki 50 yıllık boruları görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar tabii ciddi yatırım, desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece devlet desteği değil, dediğiniz gibi özel sektörün de hep beraber bu açıda destek olması gerekiyor. Türkiye adına bu konuda iyileştirme yapmamız gerekiyor. Peki bir sorum daha olacak efendim. Az önce çiftçinin eğitimi dedik ya, şehirde yaşayan insanlarımızın su tüketimi konusundaki eğitim eksikliği var mıdır? Varsa hani belediyenin burada bir görevi var mı bilmiyorum ben mevzuatı ama bir şeyler yapıyor musunuz? Şöyle, belediyenin belki hani görevi şöyle olabilir, öneri olabilir. Bizim zaten hani idaremiz, üst yönetimimiz, idarecilerimiz her zaman bu konulara önem vermişlerdir. Yani gerekli bildirimlerde her fırsatta zaten biz bunu deklare ediyoruz insanlara. Peki bunu izleyebiliyor musunuz? Yani bu izlenebilir bir şey mi? Yani ne kadar su kayboluyor şebekede, evleri nasıl izleyeceksiniz gerçi de böyle bir sistem var mı? Şimdi biz evet bütün İzmir'e şu anda hükmediyoruz. Ben hatta kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim idaremiz bu tarz yatırımlara her zaman destek vermiştir. Biz ilk 1986 yılında Water Research Center bir İngiliz firmasıyla bu tarz bir işbirliği yapmış bulunmaktayız. O zamandan beri bu çalışmalarımız var izlenebilirlik adına. Daha sonrasında İTÜ Vakfı'yla 2001 senesinde bir pilot çalışma yapılmış. Bunda 4-5 ilçe bazında ve 270 izole bölge oluşturulmuş. Şu anda ben tüm İzmir'i izleyebiliyorum ve kontrol altında tutabiliyorum. Süper, süper. Kıymetli hocam, bir iki cümle rica edeceğim. Sonra araya gideceğim. Bilmiyorum hani bu işin ekonomisiyle ne kadar ilgileniyorsunuz, o da benim eksikliğim olsun. Ama az önce suyun fiyatlamasını konuştuk. Yani çiftçi üzerindeki etkisini konuştuk. Sağ olsun Türkan Hanım da hani sadece su değil, her türlü girdinin arttığını ve çiftçinin bu konuda mutsuz olduğunu söyledi. Özetle, maliyet esaslı su ve atık su fiyatlandırması maddesi var su şurasında. Şimdi bu tabii ki bir açıdan baktığınız zaman her şeyin bir maliyeti var. Bu ödenecek, tamam. Hani su artık hani yaşamsal bir haktır, ihtiyacı olana bedava verilir yaklaşımına çok saygı duymakla beraber bu küresel dünya içerisinde olabileceğine pek inanamayan bir kardeşinizim. Takdiri size bırakıyorum. Ama yeni bir fiyatlama modeli tasarrufu da teşvik edecek şekilde sanırım şart, ne dersiniz? Halihazırda bir fiyatlama modeli var. Çok hani klasik bir model olmasa göre mesela sulama birliğinde eğer çiftçiye gelene kadar bir pompaj seviyelerine geçiyorsa pompaj maliyeti ekleniyor. Cazibeyle geliyorsa ona göre maliyeti düşüyor. Yalnız genelde rahatsızlığım sıkıntı şu. Bazı bölgelerde çok güzel uygulamalarınız var. Suyun dekar başına fiyatlandırması en büyük handikap tarımda.
Çünkü dekar başına belli bir maliyeti var. Ne kadar su verirsen ver, o paraya veriyorsun. Ama çok da güzel örnekleri var. Bunu hacime döndürdüğümüz zaman, o zaman üretici belki de bize araştırmacının kapısını çalacak. Ege Yıldız'ın kapısını çalacak. Ya burada su artık hacime döndü. Yani kullandığın kadar su ödeyeceksin ki olması gereken sistem bu. Tam da gelişmiş ülkelerde bu şekilde sistem. Kullandım. Demek ben bu suyu idareli kullanmam gerekiyor. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? O zaman araştırmacı kuruluşların, akademisyenlerin, Ege Yıldız gibi eğitimde öncü kuruluşların kapısı çalınacak. Yani bu yönden de bir geri dönüş olabilir. Ben bunu, bir de bunu düşünüyorum. Bir fiyat olacak mutlaka kullandığım suyun. Çünkü eğer bir ücret koymazsanız, ki şu anki de Türkiye'nin genelinde dekara başı ücret çok tasarrufu olmadan, çünkü diyor ki 3 saatte akıtsam, 5 saatte akıtsam üretici deyimiyle aynı paraya vereceğim. O yüzden ben 6 saat akıtayım diyor. Komşusu... Zaten kıymetli hocam, özür dilerim. Bu dekar başında beni sinir ediyor. Şimdi destek veriyorsunuz dekar başına, sulama birim maliyeti dekar başına. Birincisi o dekarın sahibi, o alanın sahibi üreten değil, başka biri, o şehirde oturuyor. Bu bir. İkincisi de ya sen benim bir dekardan ne kadar katma değer, şimdi meyve yetiştiririm başka kazanırım, evet. Buğday yetiştiririm başka kazanırım. Evet. Yani çok garibime gitti, dayanamadım da, buyurun hocam. Yok, fiyatlanma uygulama edinizde bu tip şeylerle karşılaşıyorsunuz. İşte bunların oturup da taraflarca aslında bir karara varılması gerekiyor. Çünkü herkes kendine göre bir eksikliği var ki olacak bu tip uygulamalarda. Ama bunlar dediğim gibi çok nadir güzel örnekleri var hacime göre sulama yapan. O kişiler tarafından biz aranıyoruz, yani ne kadar su verelim. Dediğim gibi biz suyu şu an toprağa suluyoruz maalesef ülkemizde tarımda. Bitki kök bölgesini suladığımız zaman, yani ben bitkinin ihtiyacı olan yeri suladığımız zaman ancak biz suda bir yere varabileceğiz. Ve gerçekten bunu hem verim olarak hem girdilerin artış olarak, şu an girdiler evet son bir yılda özellikle gübre maliyetleri çok arttı. Ama aşırı verdiğimiz her suda besin elementleri yıkanıyor. Bunun yararlılığı %40-50-60 azalıyor. Hocam 15-20 sene evvel, sizden iyi olmasın kıymetli bir hocam, damla sulama damla sulama diyorsunuz da o aslında damla gübrelemedir demişti. Yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. İstanbul diyor ki reklama git, müsaadeniz var mı efendim? Değerli izleyicilerimiz, çok kısa bir ara, teşekkür ediyoruz. Sorularınız birlikte, onları da soracağım. İkinci bölüm bu bölümün yarısı kadar olacak. Agro TV'de Webagron işbirliğiyle Dünya Su Günü özel yayını çok özel konuklarımızla devam edecek. Lütfen ekranınızı değiştirmeyin. Dostlar merhaba, yayının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Reklam arasında baktım sorularınıza da, 3 aşağı 5 yukarı gruplandırarak hepsini de sormuşum. Ama yine de olursa böyle spesifik bir sorunuz mutlaka konuklarıma iletirim, naçizane yorumlarız. Biz programın ilk bölümünde Türkiye'de hem tarımsal sulamada hem de su kullanmanın bütün alanlarında bu işin biraz yönetimsel boyutunu da işin içerisine katarak yanlışlarımızı söyledik ve yavaş yavaş da hani doğruların ne olması gerektiği noktasında kıymetli misafirlerimizin görüşlerini birer cümleyle aldık. Şimdi detaylandıracağımız bir bölüm. Ege Yıldız sponsorluğunda karşınızdayız efendim. WebAgron'la birlikte düzenliyoruz. Hem WebAgron'un hem de tabii ki Agro TV'nin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayındayız. Arkadaşlarım bana soruları da iletiyorlar. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir su kanunu yapacağız. Hocam ne dersiniz? Herkes diyor ki 10 yıllardır sulama birlik başkanları, kamu otoriteleri, kaç tane bakan geldi geçti. Su kanunu çıkacak, su kanunu çıkacak. İşte Şura da diyor su kanunu çıkacak. Şimdi Cenk hocam, naçizane desem ki çok büyük detayları var biliyorum ama hocam ya bana bir su kanunu yazarsanız ilk şöyle 5 maddesine falan ne koyarsınız desem bana ne cevap verirsiniz kıymetli hocam? Şimdi özellikle tarımda daha çok kullanıldığı için ve tarım hep göze battığı için ve su yönetimine geçmemiz gerekiyor. İlk maddesini bunu koyarım. Bunun altına her şeyi söyleyebiliriz. Evet. Biz şu an sulama yapıyoruz ülkemizde. Su yönetimi yapmıyoruz. Bir de şey dediniz, o çok önemli. Onu hemen yazdıracağım. Çok özür dilerim hocam. Ta başlar hiç adetim değil ama biz bitkiyi değil toprağı suluyoruz. Şu an durum maalesef evet. Genel itibariyle nasıl büyük çoğunluk böyle. Bitkiyi nasıl sulayacağız? Bitkiyi nasıl sulayacağız? Biz yetiştiğimiz bitkinin kök sistemleri veya etkili kök sistemi dediğimiz olayı kavramamız gerekiyor. Sadece oraya sulamamız gerekiyor. Yani bu dünyada gelişmiş, tarımda gelişmiş ülkelerde bu şekilde. Çünkü suyun önemi herkes tarafından bilinen bir şey.
İlk maddesine bunu yazdım. Yani bizim su yönetimine geçmemiz gerekiyor. Ve bu yapılan desteklerden uygulamada gerçekten tasarruf ediliyor mu? Uygulamaları takip etmek gerekiyor. Ve üreticilerin eğitimi, evet, özellikle sulamaya açılacak alanları açılmadan önce bunları bizim götürmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı şeyler sırf devlet destek veriyor diye bazen üreticiden kabul görebiliyor. Devlet destek veriyor, evet biz bunu yapalım ama nasıl kullanılığı bilmediği için arada sıkıntılar yaşıyoruz. Üçüncü maddeye de dijital, yine tarımla ilgili ben ağırlıklı yapacağım su kanunu, kendi açımdan bakacağım. Dijital tarım dediniz, şu an 5.0 konuşuluyor. Sulama açısından bakarsak otomasyon sistemleri, yani bitki kök bölgesinde su eksildiği zaman sadece onun ihtiyacı kadar su verecek sistemler şu an kullanılıyor. Hatta yerli firmalarımız var, bu konuda gurura söyleyebiliriz. Kendi ürünlerimize mevcut. Bunlar belli yerlere sensörler yerleştiriyor kök bölgesine ve o kök bölgesinde su ihtiyacı olduğu zaman, eksildiği zaman onun bir takım kurulum prensipleri var. Bu eksildiğinde pompaya mesaj gönderiyor, çalıştırıyor, tekrar suluyor, sadece kök bölgesi sulamış oluyor. Bunu yaparak aslında biz gübreden de maksimum kâr elde etmiş oluyoruz. Ve bitkiyi sağlıklı kıldığımız için ve hava çevreyi nemlendirmemiz için hastalıkla zararlıyı da minimuma indirmiş durumda oluyoruz. Ben üçüncü maddede dijital tarım, yani otomasyonun sulamada yine şu an son yapılan destekleme, 11. kalkınma planında var bu dijital tarım desteklenmeli, evet, diye maddelerinde. Orada aslında sulama ve su kaynakları belki de en çok geçen, ben okudum buraya gelmeden önce. Sulama ve su kaynakları Meteor'un belki de en çok geçen anahtar kelimeler. Bunların oluşması lazım. Tabii ki gözden kaçan, siz de çok güzel değindiniz. Şehir şebekelerinde kaçaklar da çok ciddi boyutta aslında. Oran olarak tarıma göre az olmakla birlikte. Bunların yani bu su bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Öz olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Yani biz bunları da temiz su kaynakları. Çünkü su kaynağı miktar artan bir olay değil. Peki kıymetli hocam, bir maddede ben rica etsem altını doldurmanızı. Nasıl fiyatlarsınız o su kanununda? Çiftçinin kullanacağı suyu nasıl bir formülasyonla fiyatlarsınız? Bir bedel ödeyecek. Bu yani yapacak bir şey yok. Birincisi kullandığı su kadar fiyat ödemesi gerekiyor. İkincisi şimdi bazı yörelerimizde verimli zengin havzalarımız var. İki ürün, üç ürün yetiştirebiliyor. Bazı yörelerimizde sadece tek ürün yetiştirebiliyor. Bunların göz önüne almak gerekiyor. Yani üretici içinde, yani çoğu yerde Türkiye'de tek fiyat uygulaması yapılabiliyor. Üreticinin ne ürettiğine bakmak lazım, durumuna bakmak lazım, çevresel durumuna. Bunlara göre fiyatlandırmak lazım. Yani her havza kendi bazında, şu an 30 havza biliyorsunuz tarımsal havza, Tarım Bakanlığı tarafından belirlendi. Evet, 25'te su havzamız var. 25 su havzamız var. Bunları dikkat, bu havzalara bazında yetişen ürünler veya yetiştirecek vizyonda ne varsa konjektörde, bunlar dikkat alınarak fiyatlamanın yapılması gerekiyor. Ve bu dikkati almak da yine söylediğiniz gibi dijital tarım imkanlarıyla, olanaklarıyla mümkün olabilir yani. Çok zor şeylerden bahsetmiyoruz artık. Kesinlikle. Şimdi yerli firmalarımız bu işin içine girdikten sonra fiyatlar zaten çok düştü. Sayılar da giderek artıyor. Bunların artık girmesi lazım. Çünkü suyu da belli bir değer olacağı için, ki bu kaçınılmaz. Çünkü dediğim gibi su miktar, kullanılan bir su miktarı azalıyor. Dijital tarım bu şekilde desteklenirse, ki Tarım Bakanlığı son desteğinde var diye biliyorum, bunun olumlu dönüşler olacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Şimdi Türkan Hanım, soru da sormayacağım da bir yorum yapacağım, sonra alın yürüyün diyeceğim. Hocam çok güzel ifade etti. Şimdi dijital 5.0 değil mi? Tarım 4.0, çiftçi 1.0. Ne yapacağız? Yani dengelememiz lazım. Hadi biraz anlatın, nasıl dengeleyeceğiz? Şimdi Cenk Hocam'ın bahsettiği gibi, hani suya bir değer verirken aslında biraz bu işi bireysellikten çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani orada dağıtımı yaparken bazı giderlerin ortak hale gelmesi, herkesin birbirini denetlemesi, aslında ortak bir havuzda toplanması bu işin biraz daha bilinçli hareket etmeyi getirecek diye düşünmekteyim ben. Burada dijital tarım nerede olacak? Aslında doğru tarımsal üretim olacak dijital tarımın yanındaki çıktı da. Şöyle ki, eğer ki dijital tarımı da bireysellikten kurtarıp gerçekten ülke
ülke reformu şekline getirebilir isek, yani onu bir ortak paydaya toplarsak, çok işte, popüler deyimle milli seferberlik. Aynen öyle. Zaten şöyle, bir tarımsal üretim zaten bizim bir hobi bahçesi yapmamız ya da ne bileyim kendimize üretim yapmamız anlamına gelmiyor. Bu bir gerçekten milli seferberlik, milli servet bu. İşte bunu da ortak bir paydaya getirebilmek, yani herkes her ne kadar bir şeylerden ödün verecek olsa da bir sorumluluk haline getirmeli. Yani köylüsü, köylünün yan komşusu 3 inçlik suyu rahatlıkla kullanırken diğer taraftaki 1 inçlik suyla idare ettiği bir ortamda koşulların eşit olması adaletsizlik, evet, oluyor. Evet. Yani bunu da orada dengelemek zorundayız diye düşünüyorum ben. Ne güzel söylediniz. Bir de bu su bir rant mı? Neden? Hep genelde vardır ya, bir şeyin içerisinde çok fazla rant unsuru varsa onu sahiplenmeye çalışan çok olur. Ve biz hep akademisyenlerimiz de sizler de söylüyorsunuz, çok parçalı bir su yönetimi yapımız var. Yani herkes o suyun bir tarafından tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu bir sadeleştiremedik. O zaman da naçizane benim demek ki çok rant var bu iş içinde canım. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ya evet, değerlendirilmesini ranta dönüştüren çok yer var. Ama bir taraftan da mesela devlet su işlerinin, köy hizmetlerinin geçmişte sulama kanallarıyla yapmış oldukları, bugün ise sulama hatlarıyla köylüye sattıkları su dağıtımlarında orada bile yaşanan bir takım şeylerde adaletli bir sistem yok. Yok. Ve artı bir de diğer taraftan da paylaşılamayan suyun hem tarımsal üretimi azalttığı hem de verimi düşürdüğü aşikar ortada. Yani en azından gerçekten bu kanunlaşmalı, biz bir şey bekliyoruz aslında, 2 yıldan beri tamamen salma sulamanın ortadan kaldırılması, tamamen modern sulama su yöntemlerinin kullanılması ile ilgili. Yani hiç kimse salma sulama kullanmamalı deyip bir yasa çıkarılmalı ve çok büyük cezalar oluşturmalı. Mesela şimdi hububat ekili alanlar için de bu geçerli olabilir mi? Sadece sulu tarım yapılan. Sadece sulu tarım yerlerde, anladım. Anladım. Ama bunu gerçekten bir hani yasal bir sürece bağlar isek belki bizim ülkemizde bazı şeyler yaptırımla gerçekleştiriliyor diye düşünüyorum. Özellikle de tarım alanında bayli yaptırımlar oluşturduğumuzda bence çok daha suyu iyi kullanacağımızı, çok daha iyi verimler elde edeceğimizi düşünmekteyim. Şimdi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde tüm gıda arzının 2 katına çıkması gerekir diyor uluslararası raporlar. Şimdi biz 1960'tan 2000'li yıllara kadar tüm dünya ölçeğinde konuşuyorum. Ne yazık ki Türkiye'de hala bu rakamlara hani net bir şekilde ulaşamıyoruz. Bizdeki biliyorsunuz istatistik, inanmıyorsan say yöntemidir ya da olsa olsa şu kadardır yöntemidir. Ama dünya diyor ki 1960'tan 2000 yılına kadar küresel gıda arzı 2 kat arttı. Bunu başardık. Ama bunu başarana kadar azot, yani gübre kullanımını 7 kat, su kullanımı da 2 kat arttırdık. Şimdi aynı oranlarda gidip işin içerisine teknolojiyi sokmazsak bir 2 kat daha suyumuz yok. Ve bunun hesabını bir ortaya bir koymak gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de hep şu konuşuluyor. Belki ben özellikle hocamızın ve hani ziraatçı sıfatıyla sizin bu konuda 1-2 cümle görüşünüzü almak isterim. Sonra diğer misafirlerime geçeyim. Hep işte havza bazlı su yönetimi, havza bazlı su yönetimi. Şimdi bu bir anlam, yani işin yani kitabi tarafına baktığınız zaman hocam da vurguladı. Hatta havza değil, tarla bazında yapılması, yani bahçe bazında yapılması lazım dedi. Ama bir yandan da böyle bir yönetimin aslında çok bütüncül olmayacağı, havzalar arası su transferinin de çok konuşulduğu bir dönemdeyiz ve özellikle suyun transfer edildiği bölgelerde yaşayan vatandaşların serzenişlerini de iyi kötü biz haberlerimizde veriyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Bunun planlaması kıymetli hocam. 1-2 cümleyle, ana hatlarıyla nasıl yapılmalı? Şimdi aslında doğan getirdiği şeylere uyum sağlarsak, yani orada ne yetişiyorsa onu devam ettirsek bir sıkıntı olmayacak. Havza arası su aktarımı benim aslında çok korkarak yaklaştığım bir konu. Ekoloji, zaten insan olarak ekoloji her şekilde biz müdahale ederek, kötü anlamda müdahale ederek olumsuza çevirmişiz. Birincisi, orada yaşayan insan, sizin de belirttiğiniz gibi orada yaşayan insanlar, üreticiler ve sanayisi yaşayan insanların haklarını bir şekilde müdahale etmiş oluyorsunuz. Havza arası su transferinde de ekolojiye ciddi bir şekilde müdahale etmiş oluyorsunuz. Çünkü
o suyun orada olması gerekiyor. Şey diyorlar kıymetli hocam, biz transfer ettiğimiz bölgedeki o su kaynağının yaratacağı ekolojik açıkları son noktasına kadar hesaplıyoruz. Merak etmeyin, orada bir eksiklik olmayacak diyorlar. Ekolojik dengede, yani şu an için insanoğlunun içinde bulunduğu durumu da düşünerek, sadece ülkemiz değil dünyada, bu tip şeylerin çok hesaplandığını sanmıyorum. Çünkü hesaplanacak bir durum değil bunlar. Ekolojinin ne, nereye gideceği, ne yapacağı. Aynen öyle. Bunu kesinlikle bilemeyiz. Ya şunu mu diyeceğiz hocam? İster ilahi güç deyin, ister ekolojinin kendi ne diyorsanız, nasıl düşünüyorsanız düşünün. Oraya bir denge kurulmuş arkadaş. Bozma onu. Ben o taraftarım. Bozma. Çünkü öyle bir denge varsa, biz o dengeye uyumlu yaşarsak bir şey, her ürün her yerde yetişebilir. Çok muazzam bir memlekette yaşıyoruz. O yüzden ben o havzalara su transferine karşıyım. Onun çok fazla, kesinlikle önümüzdeki yıllarda, çok uzak olmayacak maalesef, zararlarını göreceğiz. Göreceğiz diyorsunuz. Maalesef. Bir akademisyenin görevi de uyarmak hocam. Teşekkür ediyorum. Var mı Türkiye'nin bu konuda ekiniz? Şimdi dijital tarıma da burada biraz girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi evet, su yönetimiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor, duymaya başladık. İşte havzalar arasındaki işlemler vesaire, daha anlatılabilecek pek çok şey var. Fakat bunun çevre faktörleriyle ve toprağın ihtiyacıyla analizi konusunda da biraz önce değindiğim ortak hareket etme konusunun dijital tarım tarafında da oluşması gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle ki bir çiftçi bulunduğu bölgedeki hava tahminlerini, gerçekten toprak ısısını, toprak sıcaklığını, artık öyle bir sistem olmadı ki, tamamen tarım yapılan alanlarda bitkisel veriler, iklimsel veriler çiftçi istediğinde ulaşabileceği hale gelmeli. Bu kadar açık. Bunu hani şimdi biz 2 yıldan beri dijital tarımla ilgili sulamaya destek olması amacıyla bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Ama bu çalışmaları tek başımıza yaptığımızda zaten biraz önce konuştuğumuz ekonomik koşullardan dolayı bunu yaygınlaştırmamız ancak büyük işletmelerde söz konusu oluyor. O yüzden de bakanlıklarda belki bununla ilgili bir çalışma yapmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Bu seneki bu su sorumluluk sloganımızın arkasında belki bizi bu tip çalışmalara da itilecek formatlar oluşacağını düşünmekteyim. Onlarla ilgili benzer paralel kurumlarla birlikte hareket etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Bakanlıkları bu dijital tarım platformuyla sulama platformunun ortak bir faydada toplanıp, bakın ne güzel, beraber bir şeyler yapmayı planlamaları gerekmektedir. Bu cümleyi ilk defa, dijital tarım platformu gündeme geldiği ilk günden itibaren çok yayın yaptım ama bu suyla bunun entegre edilmesini ilk defa duydum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, çok da harika bir şey. Şimdi şöyle bir şey, aslına bakacak olursanız bu su kanununun içerisinde mutlaka içme ve kullanma suyu, yani kentsel su da mutlaka olmalı. Ben o nedenle Ozan Bey'e, hani siz su kanununu bir yerel yönetim temsilcisi olarak birkaç maddeyle nasıl yazardınız diye sormak istiyorum. Bir de bir notum var efendim, atlamayayım. Önemsediğiniz herhalde, burada arkadaşlarım getirdiler. Hidrolik matematiksel modelleme yazılımı, ama lütfen benim anlayabileceğim bir şekilde anlatırsanız çok sevinirim. Buyurun. Şimdi hidrolik matematiksel modelleme bir mühendislik yazılımıdır. Şöyle bir kent için gerekli olan bütün altyapıyı, ya da şöyle diyeyim, bir bölgenin kritik noktasında, yani en uzak noktadaki ya da en yüksek apartmanın en üst katındaki vatandaşlarımıza gerekli basınçta suyu verebileceğimiz ve bütün şehrin altyapı network ağının modellendiği bir yazılımdır aslında. Bizim burada çalışan işte endüstri mühendisliği, inşaat yüksek mühendisliği, makine mühendisliği gibi arkadaşlarımız, bir mühendislik kadromuz var. Biz buna başladık. Hatta önümüz 2 ay itibariyle tamamlıyoruz tüm İzmir'de. Tabii bu da bir yatırım gerektiren. Ne olacak o zaman? Yani bitti sistem, tamamladınız. Ne faydası var şimdi vatandaşa? Şimdi bu zaten yönetmelikte de geçen, hidrolik model artık zorunlu. Yani çoğu ülkede uzun yıllar önce kullanmaya başlamışlar. Bunda su kayıp ve kaçaklarında çok az seviyede çekebiliyorsunuz bunlar. Çünkü bütün şebeke ana
müdahale edebiliyorsunuz. Ya da daha önceden bir senaryo yazdığınızda olabilecek sorunları ya da nerede ne olabileceğini, su yaşını, işte su kalitesini, boru ömrünü, her şeyi görebileceğiniz. Ne güzel. Mühendislik hesaplama yapılan bir yazılım. Bence çok gerekli. Bütün yerel yönetimlerin geçmesi gerekiyor. Anlattığınız kadarıyla öyle efendim. Basit çalmaya çalıştım. Çok teşekkür ederiz. Bu program matematiği bunu gerektiriyor zaten. Efendim şunu söyleyelim. Yerel yönetimler açısından su kanununun öncelikleri neler olmalı diye aynı soruyu başka bir şekilde formüle edeyim ben size. Yani su kanununun öncelikleri bence kayıp kaçak oranları azaltmak ilk öncelik olması gerekiyor. Mesela kamu yani Ankara'dan belediyelere bu konuda daha fazla kaynak aktarılmalı, yazmalı mı o kanunda mesela? Şimdi kesinlikle benim yazmalı. Kesinlikle. Yazmalı değil mi? Ya tabii ki de devlet desteği çok önemli ama burada özel sektörün de desteği önemli. Yani bir ortak bir paydada buluşup. Özel sektör nasıl destek verecek? Şöyle şimdi. Malzemeyi belediye ucuza mı verecek yani? Mesela? Olabilir. Devlet mesela. Desteğiyle evet, bir kanunsal bazda bir yaptırım olabilirse ucuza değil. Yani ucuza tabii veremez ama daha ufak bir kar payı koyarak devlet malzeme ofisi gibi satabilir ya da vergisiz olarak. Tabii böyle olunca daha kaliteli malzeme olur. Ha tabii yani vergi muafiyeti getirilir. Özel sektöre de bu eksi yazmaz. Kamu yani belediyeler diye ucuza alır. Teknik spesifik özellikler zorunluluk haline getirebilir. İşte diyorum 16 var PN 16 olacaksa bunun boru içeriklerindeki işte şu malzeme ya da geri dönüşümsüz bir malzeme kullanılmış olabilir. Polietilen borular ya da düktil form borularda. Böyle olursa tabii ki de altyapıyı yenilemekte büyük yatırımlar biraz daha küçük yatırımlarla halledilebilir. Şimdi karbon, çok haklısınız. Karbon ayak izi diyoruz, su ayak izi diyoruz. Mesela sizlerin bunları ürettiği ürünlerin ham maddeleriyle ilgili standartlar değişti mi, değişecek mi? Hani daha doğaya uyumlu malzemeler falan kullanalım gibi şeyler olacak mı? Ne dersiniz? Bu borular için soruyorum. Mikrofonu. İlerleyen zamanlarda olacaktır. Şu ana kadar böyle bir çalışma yok ama şunu belirtmem gerekiyor. Biz genelde kamu kurumlarına şöyle bir destekte bulunuyoruz. Hazırlamış oldukları şartnameleri önce kendimiz hazırlıyoruz. Olması gereken şartnamelerin içerisindeki boru özelliklerini bizler kendilerine veriyoruz. Genelde de Ege Yıldız bu konuda tercih edilen bir firma. Genelde üniversitede de arkadaşlarım çok iyi bilir. Bütün teknik spesifik özellikler. Kuralları biz koyarız diyorsunuz. Ama şöyle bir şey. Bir anlamda. En güvenli kuralları biz oluştururuz evet. diye söyleyebilirim bunu. Çünkü her zaman biz bu konuda kalite olarak biraz önce söyledikleri işte doğru ham madde, orijinal ham madde kullanımıyla ilgili hem kamu kurumlarını yönlendiriyoruz. Hem de üniversitedeki arkadaşlarımızın seçim yapacakları malzemelerin seçiminde de yönlendirmelerde bulunuyoruz. Hani o yüzden biz her zaman bu konuda da bundan sonraki süreçte de buna hazırız. Ve kamu kurumları da bizimle bu konuda gereken zaten çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Sibel Hanım sıkıldınız mı? Şimdi Sibel Hanım eğer sıkıldıysanız bu can sıkıntınızı alacak böyle güzel güzel konu başlıklarım var. Birincisi bir yönetim kurulu başkan yardımcısına sorulur mu sorulmaz mı biraz düşündüm ama sonuçta sormaya karar verdim. Sunucuyum, cevap verip vermemek size ait. Kendi içerinizde bu sektörün girdi maliyetlerinin de çok arttığını söylemiştik. Yani iğnenin ipliğe her şeye zam geldi. Büyük bir ihtimalle son bir yılda herhangi bir şurada önümüzde duran ürünün fiyatına da mutlaka zam gelmiştir. Ama sorum şu, siz kendi girdi maliyetlerinize gelen zam kadar ürün fiyatlarına zam yapabildiniz mi? Yoksa bu sistem biraz daha yaygınlaşsın diye sermayeden biraz daha fazla yiyerek acaba aynı fiyatları yansıtamadınız mı? Şimdi Türkiye'de tarımla uğraşmak kadar ikinci zor bir konu sanayici olmak biliyorsunuz. Evet. Tabii ki bizler hem bire beş artan maliyetler de var kendi. Bire beş artan evet 100 liralık ürünümüz girdilerimizden 500 liraya çıkan ürünlerimiz de var.
Tabii bu verimlilik ve maliyet anlamında çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü her istediğiniz zaman fiyatı, satış fiyatınızı yansıtamıyorsunuz piyasaya. Yansıtabildiğimiz kadarını yansıttık. Ama bugün bakarsınız zaten Türkiye'nin sanayi şirketlerindeki en büyük sorunu sermaye yetersizliğidir. Evet, evet, sermayeden yiyoruz. Ama büyümeye de devam ediyoruz. Devam böyle bir. Ya tabii şimdi yani güçlü olmanın da burada büyük bir güvencesi var tabii ki. Teşekkür ederim. Bu özellikle ürünlerin genel hani satış fiyatlarına ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama son dönemde üreticimizin en büyük sıkıntıları dedik ya girdi maliyetleri diye. Siz de kendi girdileriniz kadar fiyatları arttırmadığınızı söylediniz. Ama çiftçimizin genel yorumu tüm tarım girdilerini hani burada hani mazottan gübreye onları geçelim. İşte tarım alet ve makineleri işte damla sulaması hepsine çok yüksek zam geldiği ve artık ulaşılamaz durumda oldukları. Buna katılır mısınız? Bir, bunu genel açıdan da değerlendirebilirsiniz. Kendi firmanız açısından da benim için hiç sorun değil. İkincisi de şöyle bir eleştiri hep geliyor efendim. Ya devlet ne zaman bu ürünlere destek verse ertesi gün bir bakıyoruz o ürünlere zam gelmiş. Hadi buyurun. Şimdi bu kanunun su kanunu ile ilgili konuşurken çok güzel hem Cenk Hocam hem Türkiye Hanım hem de Ozan Bey çok güzel desteklerden bahsetti. Bu destekler bir sektörün ilerlemesi için çok çok önemli görüyorum. Burada bizim sektörümüzde alınan destekler fiyata yansıyor mu diye sorarsanız bizler daha yatırım tarafında olan inşaat malzemeleri ve yatırım tarafında olduğumuz için bunlar çok hızlı yansımıyor. Belki perakende de çok hızlı yansıyabilir ama belirli bir fasılayla bunlar ilerliyor. Şimdi ben ufak bir yerden girmek istiyorum. Biraz evvel bu yeşil mutabakat ve karbon ayak izinden bahsettik. Hı hı. Kanun içerisinde bunlar da girecek. Çünkü hem Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hem yeşil mutabakat çerçevesinde karbon vergileri ortaya çıktı. Bu önümüzde aslında en büyük girdi maliyeti bir noktadan sonra hem yerelde hem ihracatta bunlar olacaktır. Bu masada İSU yanımda olduğu için Ozan Bey nezdinde bugün bir içme suyu şebekesi ya da altyapı yenileme çalışması bir diyelim ki EBRD kredisinde alındığı zaman artık burada sizin bu kuruluşların kredilendirmelerine baktığı zaman sizin karbon ayak iziniz, sürdürülebilirlik puanlarınız bunlar çok önemli bir finansal girdi olarak artık ortaya çıkıyor. O yüzden yalnızca burada teknik şartnameler değil, burada işte su ayak iziniz, karbon ayak iziniz de malzeme seçiminde çok önemli bir noktaya gelecektir. Ayrıca bizler sektörümüzdeki en güvenilir ve en kaliteli ürünleri yapan firma olarak biliniyoruz. Bir projenin de hayatı ve sürekliliği seçilen malzemenin ne kadar doğru ve iyi bir malzeme olduğuna da dayanmakta. Yani mühendislik olarak sizin tasarladığınız ürün ya da sistemin bir ömrü var sonuçta. Bu ömür tabii ki depremlerle, iklim değişikliklerinle çok farklı dayanıklık şartlarından geçerekten bu ömür kısalabilir. O ürünün içerisindeki en ufak defekte uzayabilir. Biz kendi borularımızda bugün çok örneğimiz var. 35-40 yıl önceki kullanım hatasından patlamış olan borumuzu bile değiştirdiğimiz, hala 60 yıldır belki kullanılan borularımız var bu ülkede. O yüzden bunu ben çok önemli görüyorum. Arkasında çok büyük bir Ar-Ge var ve her şeyi satmakla da bitmiyor. Sonraki ilişkilerde ve oradaki kurumsallık da son derece önemli. O yüzden çok gelişmiş var. ürünün bu teknik şartnamelerin oluşturulmasında evet bu kuruluşlarla, satın almacılarla her proje farklı bir ihtiyaç gerektiriyor. Ve teknolojinin hızlı değişimiyle beraber ürünler de değişebiliyor. Farklı ürünler önerilebiliyor farklı sistemler için. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında süren bitti ama ya biz Umut buraya biz ne anlatmaya geldik? Sen bize neler sordun kardeşim? Dediğiniz bir nokta varsa çok kısaca alayım yoksa kapatacağım. Bitir diyorlar çünkü. Ne dersiniz? Var mı efendim? Öncelikle
Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, biz teşekkür burada ediyoruz. Belki bizler de sizlere hep beraber kendi ürünlerimizi de gösterebilme ve tanıtabilme fırsatı gördük. Çünkü bulduk. Çünkü genelde biz Türkler toprağın altında ne vardır diye bakmayız. Üstte vitrinde ne varsa ona bakarız. Aynen öyle. Ama asıl hayat toprakta yetişiyor. Bizim ürünlerimiz de bu hayata katkı sağlıyorlar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Var mı hocam? Ben buyurun tabii. Ne demek? Ne demek? Su hepimizi ilgilendirmek. Önceki size böyle bir program ve Ege Yıldız sponsor olduğu için ben çok teşekkür ederim. Önemli bir konu. Önemli, lütfen dikkat çekelim. Hepimizi ilgilendirin. Ev hanımı da olsak, çalışan da olsak su her an hayatımızda. Sadece tarımsal açıdan değil, her alanda biz nasıl tasarruf edebiliriz? Kendimizi küçümsemeyelim. Mutlaka bir yerden tutmak gerekiyor. Ve bu konuda çalışmalar da yapmak gerekiyor. Biz genç bir üniversiteyiz, İzmir Demokrasi Üniversitesi. Ama ekibimiz çok iyi, çok sağlam. Rektör hocamızın önderinde de suyla ilgili çalışmalarda bundan sonra da biz de bulunacağız. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen. Ben de kurumun belediye başkanım, yani üst yönetim adına bizi davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben de suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su hayattır bize ve çocuklarımız için çok önemli. Harikasınız. Yarınlarımız boşa akmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. Şimdi efendim, biz aslında amacımıza ulaştık. Ben sorumluluğu attım. Var mı eklemek istedikleriniz diye. Konuklarımız eklediler. Bu iş tabii bilimle başlıyor. Arge ile çeşitleniyor, çoğalıyor. Özellikle teknolojinin son imkanlarıyla beraber değerlendirdiğimizde böyle muazzam asırlık işletmelerimiz bu kadar güzel ürünleri ortaya çıkarıyorlar. Sonra ne oluyor? Bunun yaygınlaşması ve doğru kullanılması için kamu gücünün de desteğiyle artık hani o çok klasiktir ama işte bereketli topraklarımız gerçekten hem sağlıklı hem kaliteli hem de yeterli miktarda suya kavuşmuş oluyor. Bizim amacımız buydu. Sabah 9'dan beri başladık Dünya Su Günü özel yayınına. Bu saatlere kadar devam ettik. Arkadaşlarım bu seriyi devam ettirecekler. İzmir'den Ege Yıldız sponsorluğunda seslendik sizlere ve dikkatinizi çektiyse bu konuda konuşabilecek her kesimin birer temsilcisini buraya davet ettik. Lütfettiler, kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim programı beğendiyseniz konuklarımız sayesinde, beğenmediyseniz suçlu benim diyelim. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun, Dünya Su Gününüz kutlu olsun efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.